geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, geçmiş olsun. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Evet, toplumumuzun yarayan bir kanası bu. Kanayan bir yarası. Evet. Tersine söyledim. Gerçekten çok üzüldüm çünkü Servet'e de. Çok zor. Siz tabii ki bu zorluklarla mutlaka karşılaşıyorsunuz. Nedir sizce bu problem? Niye birkaç denemeden sonra olmuyor? Veya babadaysa eğer... Olay mesela daha çabuk çözülüyor benim bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi bir iki denemede hakikaten tüp bebek yoluyla hamile kalacak hastaların çoğunluğu hamile kalabiliyor. Evet. İki denemeden, üçüncüden sonra olmadığı durumlarda bazı ek yöntemlerin uygulanması veya ön tetkiklerin daha geniş bir şekilde uygulanması faydalı olacaktır. Burada rahim içindeki hazırlığın embriyoyu, yani bebeği almaya hazır olmaması gibi rahim içinin problemleri, ayrıca embriyonun genetik sorunları ön plana çıkar. Özellikle eşler biraz geç birbirlerini bulduklarında, izdivaç daha geç yaşlarda olduğunda, 40 yaş ve üstünde sıkça genetik sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani kişiler sağlıklı olduğu halde, biz güzel embriyolar elde edebildiğimiz halde biliyoruz ki bunların çoğunluğu, yani laboratuvar ortamında güzel de yakışıklı veya güzel görünseler dahi genetik olarak iyi değiller ve bu yüzden tedavi tutmuyor. Bir başka şey de demin söylediğim gibi rahim içinin hazır olmaması. Özellikle tekrarlayan başarısızlıkları olan hanımların, bugün biliyoruz ki aşağı yukarı %25-30'unda rahim içi bizim o çok güzel olduğunu varsaydığımız günde yeterince hazır değil. O bir başka gün daha erken veya daha geç olabiliyor. Bunu ERA test dediğimiz bir testle kontrol edebiliyoruz. Yani. Kişiye özel bir günde o iyi embriyoları transfer etmek yoluyla veya embriyoların toplanıp biriktirilip, yani dondurulup iyilerini seçilip genetik olarak test edilip iyilerini seçilip transferi yoluyla bu zor vakalarda da çok güzel başarılar elde edilebiliyor. Peki Gökhan Bey, hemen şunu sormak istiyorum. Dediniz ki yani embriyoları biz test ediyoruz genetik olarak. Evet. Mesela hanımefendiye yapılan ikinci embriyoda konulduğu zaman, daha sonra üçüncü haftası bittikten sonra Down sendromu olduğu anlaşılmış. Evet, evet, peki evet. Bu genetiği yapılırken bu anlaşılmıyor mu? Anlaşılır. Yani genetik inceleme yapılırsa eğer bu faktör elimine edilebilir. Bu etki ortadan kaldırılabilir. O zaman o faktör yapılmadı belki, öylesine kondu. Her tedavide yapılmıyor. Evet, onu hastayla görüşmek gerekir. Şimdi dediğim gibi bu yaş grubundaki hastalarda hamilelik mümkün. Bu testlerden geçip normal olduğunu tasdik ettiğimiz embriyoların başarısı %70-80. Oo, süper. Çok güzel bir Hocam, başarı. Şunu fakat merak oraya ediyorum. Varmak güç oluyor. 40 yaşına kadar evlenip doğurmak mı gerekiyor? kısmet neyse artık 40'tan sonra. 40'tan sonra zorlaşıyor, bizim biraz yardım etmemiz Zafer, daha çabuk gerekli tutmak. Oluyor öyle diyebiliriz. Şimdi bu dediğimiz genetik test olayı rutin bir tedavi metodu değil. Onun için yumurtaların alınıp biriktirilip dondurulup belli bir günde bir parçalarının biyopsi alınarak incelenip normal oldukları ortaya çıktıktan sonra başka bir ayda anne karnına transfer edilmeleri gerekir. Yani burada bakın, biriktirme dondurma falan dedim, hem el işi hem laboratuvarın çok iyi olması, dondurma teknolojisinin çok iyi olması. Ama işte genetik olarak da bakılması gerekiyor ki sonradan bu insanlar bir umuda kapılıyorlar. Kaldı, yani. Karnında burada, bebeğim tuttu diyor. Evet. Ondan sonra bir bakıyor ki çocuk Down sendromlu. Şimdi bir tedaviye yani, girip illa bir transfer yaptırıp çıkmak değil de değil. Belki birkaç kere gelip hücreleri biriktirip, bu çok test edip var normali mı? Bulup transfer yaptırmak, normal değilse de hiç transfer olmaması, dolayısıyla tedavinin yarım kalması gibi bir durum olabilir. Olabiliyor. Fakat bunu geçtiğimiz takdirde, bu zor durumu geçtiğimiz takdirde artık 45 mi 40 mı 35 mi yaş önemli olmuyor. Ben aşağı yukarı fiyatını merak ediyorum hocam. Bütün arkadaşlarım bir de şunu çok merak ediyorum. Yeni nesil niye hamile kalamıyor? Eskiden böyle bir şey yoktu. Bütün arkadaşlarım tüp bebek. Beslenme. Neden böyle, stresten mi, neden? Şimdi yeni nesil daha bilinçli. Bence eskiden de buna yakın oranda kısırlık olayı vardı. Fakat çiftler cesaret edip gelemiyorlardı. Gizli tutuyorlardı, utanıyorlardı, ayıp deniyordu. Tedavilerin olduğu böyle programlar veya doktor tarafından bilgilendirme aracıyla daha iyi ortaya çıkıyor artık. Daha bilinçli halkımız. Bu yüzden daha çok konuşuluyor bu konu. Onun ötesinde erkek infertilitesinde daha bir kötüye gidiş olduğunu biliyoruz. Yıllar, 10 yıllar içerisinde erkek infertilitesinin daha sık oluştuğunu görüyoruz. Burada beslenme koşulları, doğal beslenmenin artık neredeyse imkansız
bakımsız olması, çevre kirliliği vesaire faktörler rol oynuyor. Erkekler ne yemeli peki? Bozuluyor. Bak erkekler doyuyorsunuz. Erkekler ne yesinler, ne içsinler, sağlıklı beslensinler. Evet, evet, sağlıklı beslenme çok önemli. Şimdi hanımefendi, Serhat hanımefendi de bahsetti, erkek faktörü de var burada diye. Burada tabii biz artık bize bu noktada gelmiş bir çifte şöyle bir 3-5 yıl iyi beslenin de gelin diyemiyoruz ama spermlerin laboratuvar ortamında daha iyi seçilmesi için de özel tekniklerimiz var. Spermlerin muayene edilip de embriyonun oluşturulması mümkün değil. Biz yani içine girdiğimiz zaman sperm tahrip oluyor. Biz aşağı yukarı 6000-7000 kere spermi büyütüp içini görebiliyoruz ve daha iyi bir sperm seçimi sağlayabiliyoruz. Buna IMSI diyoruz bu tekniğe. Bu da yeni tekniklerden birisi. Bu sayede de zor vakalarda, özellikle sizinki gibi durumlarda yumurtanın daha iyi döllenmesi sağlanabiliyor. Peki hocam çok önemli bir şey sordum ben demin size. Evet. Suistimal var mı bu konuda? Suistimal, bir anlamda çok bir şey, var. Çünkü bu tarz vermem. Yerler o kadar çok açıldı ki. Maddi evet. Şey de çok büyük hem oluyor. Maddi geliri çok büyük hem de çok fazla bir yer açıldı. Mesela benim bir yakınımın başına gelen 3 kere deneniyor ve hayır olmuyor. Sonra ben onu tanıdığım birisine gönderdim. Bir bakıldı ki kızın tüpleri kapalı. Evet, evet. Buna bakılmamış bile. Aşılama yani. Herhalde denenen evet, değil mi? Ha, aşılama evet, yöntemiyle yapıldı ve kızın tüpleri kapalı olduğu için bakılmamış bile. O anda fark edildi tüplerinin kapalı olduğu. Ben bu yeni yeni öğreniyorum bunları. Bu tüp açık olunca ne oluyor? Ne işte, tüpmüş, çok ne yumurtaymış, çok ne sorun. Kadın olmak ne zormuş ya. Ama kadın olmak bir yandan zor ama diğer taraftan da güzel bir şey. Hocam zor öyle demeyin. İnsan imkan vermek. Yani şurada yumurtalara kadar girdiler daha ne olsun. Zor iş yani bunlar vallahi çok zor. Şey Peri Hanım televizyonda seyrettiğim bir bayan 8 sefer denemiş 9. da ancak çocuk sahibi olmuş tüp bebek. 9. da tutmuş. Demek ki maddi durumu çok iyiymiş. Tamam. Hocam peki, size çok teşekkür ediyoruz. Hocam, bizi çok güzel bilgilendirdiniz. İlerleyen günlerde yine size danışmak isteriz. Tabii bekliyoruz. Çünkü bu artık dünyanın problemi olmuş durumda. Evet, evet, evet. Herkesin problemi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sen otur. Evet böyle kısa minik